Hanımlar, tartışmanızı balla bölüyorum ama bir son dakika gelişmesi yaşandı. Aa, ne oldu? Biliyorsunuz dün Cemile'nin eski kayınpederi Kamil Bey telefon hattımızdaydı. Cemile ile yaşadıkları tartışma nedeniyle görüşme yarıda kesilmişti. Bugün Kamil Bey'den yeni açıklamalar geldi. Buyurun hep beraber izleyelim. Nasıl şu andaki evlilik nasıl gidiyor? Süper valla. Vallahi tatlı galiba öyle. Gelinim de tatlı. Öyle zehir değil yani. Ne kadar kaldı burada? Burada 4 sene durdu. İsarcı'ya gitti. Orada da rahatsız etti bizi. Ondan sonra boşandılar. Ramazan tekrar evlendi galiba. Evlendi. Kazakistan'dan evlendi. Nasıl şu andaki evlilik nasıl gidiyor? Süper valla. Süper. Bir tane de 9 aylık erkek çocuğu var. Sen yeni gelininden memnunsun. Alparslan adı. Alparslan. Vallahi tatlı galiba öyle. Gelinim de tatlı. Öyle zehir değil yani. Ne, Cemile nasıldı? Felaket. Akıllı adı kadının kocasının yeridir. Akılsız adamın yeri annesinin yanıdır. Amacı ne sence? Yani bu yuvada durmama. Bana bak Kamil Bey. Tatlı diyorsun, Kazakistanlı. Zamanında niye Kazakistanlı'yı bulmadınız ha? Akılsızım ben, doğru. Akılsız, akıllı bir insan olsaydım bir hafta içinde sizi tanımadan evlenmezdim. Dünyada derdici Alparslan, Alparslan doğurmuş. Vah. O çocuklarım, ben çocuklarım da sizden olacağım. O çocukları da sizi bırakmayacağım. Benim ağzımı açtırma, çok fena olur. Sana zehir diyor, ona bal diyor. Ben anlamadım. Ne zehir diyor, bal bunlar diyor. Tabii canım. Oğlan doğurduğu için. Ne kaçtı Alparslan? İyi ki bir oğlan doğurmuş. Siz kurban olun bana be, kurban olun. Sizin gibilere acıdım da 10.000 liradan vazgeçtim be. Hadi buna da açıklama yapsana. 4 sene oğlanın yakasından düşmediniz altın için be. Aa, ne altını kız, ne altını? Adam boşanmak istedi senin kızından da, def etmek istedi hayatından da. Altın almadan boşamayız dediniz de oğlanı süründürdünüz altın için. Siz bana kurban olun. Kazakistanlı. Zamanında gideydiniz. Beni bir hafta içinde yalvardın be. Senin karın yalvardı. Sen bile telefon ettin de. Kızım bizim hakkımızda ne deseler onlara inanma. Sen bize inan. Bir hafta içinde kallem ettiniz. Baktınız saf. Arkasız. Ha. Ben en azından birinden ayrıldım. Evlenmedim. Şimdiki diyorsunuz ya süper gelin, süper yakında göreceğiz, onu da göreceğiz efendim. Siz benim hakkıma giriyorsunuz ya. Dilerim Allah'tan gam kusun inşallah. Sen de karın da, oğlun da, kızın da Nemrut'sunuz Nemrut. Zehir, doğru zehir, doğru. Benim takıldığım bir şey var. Bize dedi aslanlar gibi alpaslan mı doğurdu dedi. Senin kızların ne oluyor? Ben iki tane o kız doğurdum diye. O yüzden benim yuvamı da iki tane kız için. O kızları başta hiç istemediniz. O evlatlar kız kurban oldu olsunlar diye. O evlatlara kurban olsunlar senin kızlarına. Kimse kusura bakmasın da yani. Cemile'nin de dili pabuç gibi yani. Zehir gibi. Zemberek, çıngıraklı. Alparslan doğmuş. Vah anam vah. Dünyada kimse doğuramıyor. Ben şimdi kocaya giderim. Alasını doğururum ben. Dediği lafa bak ya. Dediği lafa bak. Alparslan doğurdu. Oğlan doğurdu diye Kazakistanlı oldu bir numara. Peki Cemile, Kamil Bey neden senin için felaket tanımını kullanıyor? Felaket niye diyor? Çünkü gudurdular. Beni zaten o bir beşimi yerde dakika yüzüğüme kadar oğlu aldı da keyfi için harcadı. Parmağımdaki yüzüğe kadar aldılar. Ay, anladın mı? Ha? Şimdiki melek, çünkü şimdiki size kendini ezdirmiyor. Aklı başında. Tabii Cemile'ye yaptınız, bana yapamazsınız yani diyor. Kamil Bey aynı zamanda annene de suçlama yöneltiyor. Bu evliliğin bitmesinde annenin de mi parmağı vardı? Ya Allah aşkına. Bunların huyu bu. Şimdi diyor, şimdiki gelinim süper tatlı. Onu da ne yapacaklar? Onu da benim durumum. Beni de kaynanam istemiyor. Yarın bir gün bak şimdi Cemile'nin bu şey olunca ben de aklıma geldi. Sen yarın bir gün bir oğlan Alparslan. Doğurmazsam var ya, bu kadın bana neler yapar. Bırak, bir de ben böylesine acıdım ya. Aynı görüşte insanlar. İşte İnsanoğlu çiğ süt emmiş canım benim. Kimseye acımayacaksın, acınacak konuma düşürürler böyle.
Yine o senin kızların eline düşecek gün gelecek, merak etme. Kimsenin yok, yok, ahı kimsede kalmıyor yani, ama sen olur. Yeter ki ayakta kalmayı başar, kimseye boyun eğme, böyle devam et. Tabii. Böyle zihniyetlerde sınıf ayrımcılığı oluyor. Zaten adamdaki ayrımcılık belli değil mi? Belli değil mi? Konuşmasından belli değil mi? Oğlan oldu Alperslan. Yakında görürüz o Alperslan mıdır nedir? Cemil evet, hocam pasif türü müydü? Ya pasifti be. İşin içi yok mu? 6 ay bunların evinde kaldık. Biz çalışmadı ki. Ben o üzerine baskı yaptım da öyle gitti yan çalışmaya. Yan geldi yattı yani. He. Sen de Bağbahçe işiyle uğraştın. Aa. Şimdi ne yapıyor? Çalışıyor. Alperslan çıkmış ya. Çalışmadığı için zaten eziyet etmişler. Hani o çalışmıyor oğlu. Bunu da şeyi Cemile'yi de hizmetçi gibi kullanmaya çalışmışlar. Üstünde baskı kurmuşlar. Cemile'nin böyle çıldırdığını gördükçe onlar burayı daha fazla VTR'ye gönderecek ve telefonla bağlanacaklar. Cemile eğer bir kere onları kalkıp göğsünde yumuşatıp onlara geri atsa bir daha burayı aramazlar. Korkusun hep beni o annen evime polis çağırmış ya. Sen neden beni polis şeyine düşürdün, kızına çektim diye iyi yaptım kızına. Ne yaptın? Ne yaptın? Gittim kızına hesap sordum. Bak dedim, senin kardeşin böyle böyle yapıyor. O bana şey etti, ben ona saldırdım. Benim hayatımı mahvettiniz. Benim 4 senemi niye çaldınız? Evet. 4 sene benim hayatımı niye mahvettiniz? 2 tane çocuk niye doğurttunuz? Doğru yani. Hesap ver. Mazlumun ahı yerde kalmaz. Sen hiç aynen merak öyle etme. Cemile, sen hiç merak etme. Cemile, sen o kızların için ayakta dur yeter. Şey, Alparslan'ın haberin var mıydı senin çocuğu olduğundan? Benle evliyken belki de onlar buluşuyorlardı. Sizin de haberiniz vardı burada. Cemile, şimdi biraz şöyle mantıklı düşününce bunun demek ki bir öncesi varmış derim ben buna. Bu kadar hızlı olmaz. Yani çok özür dilerim. İyi canım, Cemile'yi de bir haftada almışlar. Yani aldatıyormuş ki seni, hemen almış, evlenmiş. 2 haftada kim kime gelir? İlmesin, demek ki senin veledin bana doğru düzgün, eve doğru düzgün ekmek yedir mi getirmiyordu. Çalıştığını ona mı yediriyordu? Sizin de burada parmağınız var değil mi? Yazıktır dedim. Kredi çekmesin dedim. Onlar sana burcu yazık girmesin demedi ama. Onlar sana yazık demedi. O çocukları sizden alacağım. Madem öyle, verin benim çocuklarımı. Defolun gidin hayatımdan. Sevgili seyirciler, haftanın 4. günündeyiz. Ve final anı. Bugünün en yüksek puanını alıp bu elimdeki 5000 lirayı kazanan gelin hangi gelin oldu? Yarın büyük final. Haftanın finali. Haftanın en yüksek puanını alıp 100 bin liranın sahibi gelin kim olacak? Ama aslan yatağından belli olur. Bugün bakalım kim alıyor bu 5000 lirayı? Ona göre davranacağız. Ama bu da var. Puanlar o kadar birbirine eşit ki ve söylediğim zaman gerçekten şok olabilirsiniz. Biz şimdi bugüne dönelim, bu paranın sahibini çıkaralım ortaya. Günün en yüksek puanını alıp bu 5000 lirayı kazanan gelini açıklıyorum. Beş bin lirayı kazanan gelin... Cemile! Bak halim güldü kız, ne diyorsun sen? Gel Cemile, işte, bak gel. Gerçekten de yapabiliyormuş. Bak sinirine güzel geldi bu. Al bereket versin. İnşallah güle güle harca. Çok teşekkür ediyorum. Bugünün puan durumu şöyle. Cemile 18 puan, Solmaz 13 puan, Fatma 11 puan, Çiğdem 9 puan.